bu iktidar kendi alevisini yaratmaya çalışıyor. Bu arada da tabii bir takım dernekler ve vakıflar kurduruyorlar. Mevcutlara el koyuyorlar ve kendi bildikleri gibi oralarda gerekenleri yapıyorlar. Seçim ortamına girdikten sonra da şüphesiz bu ziyaretleri daha çok artırdılar. Oradaki temel çelişki, daha önce Cümbüş Evi dediği cemevlerini neden ziyaret ediyorlar? Eğer Cümbüş Evi ise gitmemesi gerekir. Eğer kabul görüyorsa, kabul ediyorsa o şey cemevini, o zaman da gereklerini yerine getirmesi gerekiyor. Şimdi bu Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığı döneminde de neler yaptığını biliyoruz. Toplum hala onu unutmadı. Yaklaşımı belli. Geldiği kaynak belli. Anlayışı belli. Bu cemevlerini ziyaret etmesi çok samimi bulunan bir şey değil. Ha, daha önce Cumhurbaşkanı olarak bu ülkede herkesin başkanıdır. Buna benzer olumlu bir takım davranışlar olsaydı bir Cumhurbaşkanının cemevine gitmesi kadar doğal bir şey yoktu. Ama inkar ettiği, kabul etmediği ve başka türlü tanımlar yaptığı bir yere gitmesini tamamen bir seçim yatırımı olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı bunu isteyebilir, görüşü ne olursa olsun. Ama onu bu olanakları hazırlayan ve kendilerine Alevi diyen insanlara benim sözüm asıl. Onlar bunu yapmamaları gerekirdi. Cemevine geldi diye de cemevinin dizaynını bozma hakkı yok. O zaman o cemevi bir bürokratik kimliğe bürünecek. Cemevinde görev alan insanlar da her iktidarın verdiği doğrultuda hareket edecekler. O zaman o cemevinde hayır geleceğini de sanmıyorum. Çünkü devletin cemevi olur o zaman eğer şey yaparlarsa. Bugünkü nasıl Diyanet İşleri Başkanlığı genel idare yapısı içindeyse o zaman da cemevi genel idare yapısı içinde olacak. Ki biz zaten anayasanın o maddesini zaten kaldırılmasını istiyoruz 136. maddeyi. Ama bir taraftan da bu cemevi olursa kabul görüyor. O zaman bir çelişkiye düşüyoruz. Yani Alevilik bugüne kadar devlet dışı bir yapı olarak geldiği için kendini korumuştur. O zaman şunu da yaptırırlarsa, Cuma günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen ya da Kültür Bakanlığı'nca hazırlanan bu şeyi, metni okuyun her Cuma günü derlerse, buna da şaşmamak gerekir. Şimdi de şunu yapacaklar, sabah borusu ötecek, kalkacaklar kamplarda genel olarak, sabah namazı, işte kahvaltı, ondan sonra kendi bildikleri doğrultuda bir Alevilik anlatarak onlara aslında Sünniliği öğretecekler. Orada da belirttim. Bana göre Nobel'den de daha üstün bir olay. Çünkü Nobel savaşan insan kırımının ve doğa tahribatının bir nedametine, bu atom olayına, Einstein'ın atomunu kötüye kullanmasında bir nedamet ürünü olarak ortaya çıktı ama bizim Hacı Bektaş'ta verilen ödül böyle bir şey değil. Barış adına başladı, barış adına biter. Çünkü orada da değindiğim gibi Hacı Bektaş Anadolu'ya anlatıya göre güvercin donuna gelmiş ki güvercin barışın sembolüdür. Yani arasındaki fark bu. O nedenle bu ödül çok kıymetli bir ödül. Şimdi bir taraftan Tayyip Erdoğan ki Cumhurbaşkanı bu şeyleri ya cemevlerini ziyaret ederken bir taraftan da Alevi kurumlarına ve cemevlerine saldırılar oluyor. Aklıma şu geliyor, yani orada da açıkladım ben bunu konuşmamda. Düşünce olarak şöyle, Tayyip sonrası AKP içindeki çeşitli kanatların Aleviler üzerinden bir güç gösterisi yapması olarak değerlendiriyorum ben bunu. Biri Alevilere hoş görünmek için yaparken, biri de onu sıfıra çıkaracak bir hareketle Alevilerin sempatisini değil, nefretini kazanıyor. Böyle bir çelişki var. Bu da AKP'nin kendi iç sorunu diye düşünüyorum. Oysa günümüz koşullar içinde ekonomi çok önemli. Ne kadar güçlüysen ekonomik yönden o kadar da başarılı işler yaparsın. Burada da bu sözüm tüm Alevilere. Bulundukları her yerde örgütleri desteklesinler ama aynı zamanda
eleştirsinler, sorsunlar bazı şeyleri, takip etsinler.